Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye'nin Parlamento Televizyonu deneme yayınlarının ilk gün programını sunuyoruz sizlere. Televizyonun kuruluşu zorlu bir süreç oldu. Bir ilkin hayata geçmesi, teknik donanım, personel. Meclis Televizyonu'nun ilk yöneticisi Ülkü Kuranel, televizyonun misyonunu net bir cümleyle özetledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan yayınlarımızı kesintisiz, montajsız, son derece objektif bir şekilde halkımıza duyuracağız. Parlamentonun asıl sahibi olan milletin sesini duyurmaya çalışacağız. Parlamenter çalışmaların halka doğrudan iletilmesinde tek platform olan Meclis Televizyonu'nun ilk konuğu da 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel oldu. Çok önemli bir şey. Milletin gözü kulağı, şimdi burada. Yani şu ekran demokrasiye çok büyük hizmet edecek. Benim için bu zaten demokrasiye, teledemokrasi dediler bu ekran. Meclis Televizyonu'nun yayınlarına başlamasını kutlayan dönemin Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk şeffaflık vurgusu yaptı. Halkımız dilerse köy kahvesinde, iş yerinde ya da evinde meclis oturumlarını dinleyici locasında bulunurcasına takip edebilecektir. Bu yayınlar yorumsuzdur. Partiler ve milletvekili arasında tam tarafsızdır. Siyasilerin parlamentonun sesi olan Meclis Televizyonu'na verdiği destek hiç eksilmedi. Bugün iftihar ettim. Ülkemizin parlamentomuzu şeffaf biçimde denetlemesini ve olanları hemen görmesini istiyorum. Artık Büyük Millet Meclisi ile millet arasındaki iletişim, ilişki, bağlantı çok daha sağlıklı bir şekilde ve çok kapsamlı bir şekilde işlemeye başlayacaktır. Büyük Millet Meclisi televizyon yayınlarının Türk demokrasisine ve Türk ulusuna hayırlı olmasını diliyorum. Bilindiği gibi uzun yıllardan beri biz hep Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yayınlarının özel bir kanalla halkımıza duyurulmasının mücadelesini vermişizdir. Yıllarca dedik ki meclis halkın meclisidir. Halkımızın en doğal hakkı mecliste yapılmış olan önemli konuşmaları aynen takip edebilmektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir televizyon kanalına sahip olmasını gerçek demokrasiye geçişin en önemli adımlarından birisi olarak görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonunun kurulmuş ve faaliyeti geçmiş olmasını büyük bir sevinçle karşılamış oluyorum. Buna çoktan beri ihtiyaç vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarının an be an halkımıza, vatandaşlarımıza iletilmesinin büyük önemi vardı. Televizyonun ilk stüdyosu, rejisi, haber merkezi, kurgu setleri, çalışanları. Bugün geriye dönüp baktığımızda emeği geçenleri saygıyla anıyoruz. İlk yayın jenerikleri, ilk fragmanlar, ilk stüdyo konukları. Genel kurul, sayısız grup toplantısı, basın toplantısı, komisyon toplantıları, resepsiyonlar 23 yıllık yayın hayatını özetliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın konukları yayınlarda önemli bir yere sahip. Sayın Barack Hüseyin Obama. Tüm dünyanın gözünün meclise çevrildiği o yayınları da hatırlamadan geçmek olmaz. Konuklar temaslarının ardından değerlendirmelerini yine Meclis Televizyonu aracılığıyla yaptı. Meclis Televizyonu'nun kuruluş yıl dönümlerinde liderlerin tebrik mesajları yayınların siyasi hayata etkisini anlatıyordu. Ben Meclis Televizyonu'nun bir tiryakisiyim. Türk demokrasisinin ve parlamenter sisteminin gelişimi açısından önemli bir misyon üstlendiğini düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama organı olarak siyasal sistemimizin ayrılmaz bir parçası ve milli egemenliğin tecelli yeridir. Bu önemli çatı altında yürütülen yasama çalışmalarının Meclis Televizyonu üzerinden halkımızın bilgisine sunulması çoğulcu, katılımcı ve şeffaf bir demokratik sistem oluşması açısından çok anlamlıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonu bugün başladığı yayın hayatıyla çok önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Bu yayınlarla memleketimizin her köşesine parlamenter sistemin işleyişini aktarma imkanı doğmuş olacaktır.
çok uzun süreden beri ihtiyacı hissedilen bir temel noktaydı. Halkın temsilcileri halktan kopuk bir biçimde çalışmak durumunda kalıyorlardı. Ve meclis çalışmalarının topluma yansıtılmasında çoğu kere büyük tartışmalara yol açan uygulamalara tanık oluyorduk. Bundan sonra doğrudan halkımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni içine katılan birisi gibi izleme şansına sahip olacak. Demokrasimizin gelişmesine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarını şeffaf olarak milletimizin izlemesine çok önemli katkılar olacaktır. Türkiye'nin son 23 yıllık siyasi yolculuğu göz önünde bulundurulduğunda Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonunun tarihi anlara da tanıklık ettiğini söyleyebiliriz. Anayasa değişiklikleri, oylamalar, Cumhurbaşkanı seçimi, dünya siyasetinde yer edinmiş isimler ve son olarak halkın seçtiği Cumhurbaşkanının yemini. Bugün teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir meclis televizyonu var. Demokrasinin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin çalışmaları, yasaların geçtiği her aşama deneyimli bir kadronun eliyle ekranlara geliyor. Yenilikçi ekranı, dinamik ekibi ve ileriye dönük vizyonuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonu parlamentonun sesini duyurmaya devam ediyor.